Kur şokuna uğrayacağız Ferit. Kimse bana aksini iddia edemez, ispat edemez. Bütün bunları yapmazsak kur şoku geliyor. Kur şoku. Zaman kazanacak şekilde tahmin ediyorum ki Merkez Bankası politika faizini artırmayacak ama ay sonunda örtülü 800 baz puanlık faiz artırımı kur korumalı mevduatlardan başlamak üzere finans kesiminin kabul ettiği bir faiz oranı olacak. Peki bu faiz oranını bunu yapmazsak ne yapacağız? Faiz indirimine artık gidemezler. Sen de biliyorsun, ben de biliyorum. 200 baz puan artırdı, faizi artırdı. Artırmaz, onu da Cumhurbaşkanı izin vermez, biliyorsun. Ne işe yarar 200 baz puan artırdık? Dövizi kontrol altına alacak bir oran mı? Tablo 1'e bakar mısın Ferit? Tablo 1'e bakar mısın? Seyircilerimiz de baksın. Politika faizi %14, enflasyon Mart'ın sonunda %68 olacak. Ne demek? 54 puanlık eksi negatif faiz. Bunu hiçbir faiz artırımı bu aradaki makası telafi edemez. Burada Alaaddin Üstad, Aktaş Üstad 14,5 yazmış kurun seviyesini. Söylüyorum, Mart'ın sonuna kadar bu 15,30. Söylüyorum, çok net olarak söylüyorum, 15,30. Ama bu Mart'ın sonuna geldiğimizde bu örtülü faiz artışını bankaların uygulamasına izin verirlerse, kur korumalı mevduat sahiplerinden başlamak üzere, bu artış farkındaysanız hazinenin yükünü artırmıyor, Merkez Bankası'nın yükünü artırmıyor, mevduat sahiplerine vergi mükelleflerinin parasını da aktarmış olmuyoruz. Bankaların geçen yıl ve bu yıl elde ettikleri aşırı kar var ya, %80, %300'lük karlar, ve bu karlarından biraz fedakarlık edecekler ve bankaların kullandıkları plasmanın ucuz kaynağı hazine kağıtlarında değerlendiriyorlar. Ellerini soğuktan sıcağa vurmadan. Ferit, dolayısıyla bu çaredir demiyorum bak farkındaysa. Peki. Türkiye'nin zaman kazanması ve bu tekrar hukuka, demokrasiye, demokratik yönetimlere, hür dünyaya, evrensel değerlerle buluşacak şekilde, finansal çevrelerle barışacak şekilde ve nitekim o adımlar da atılıyor, seviniyorum ona da. Doğu Akdeniz'de İsrail'le, Mısır'la, Suriye'yle, ABD'yle, Yunanistan'la, farkında mısın? Bütün bunlarla, o şerefli, onurlu yalnızlıktan sonra bütün bunlarla temas halindeyiz şu an. Yani bu adımları atarak... Evet. Peki Rubla, bir şey söyleyeceğim. Dış politikada önemli tabii adımlar. Onlara da geleceğiz ama şu ama yani biz atmıyoruz. Coğrafya atıyor. Ya senin kadar siyasetçiler endişe etmiyorlarsa. Şimdi ben olaya başka bir yerden bakacağım. Yani doları peki, şu anda... Peki, etmiyorlarsa sonucu söyleyeyim o zaman. Ay, şunu söyleyeceğim. Sorum şu. Ben de bir teori atayım ortaya şimdi. İzleyicilerimiz de yorumlasınlar. Bu kur korumalı mevduatın bankaların, hazinenin omuzuna ne kadar yük olduğunu söylüyoruz. Bunu kim verecek? Yine vatandaş bir şekilde. Vergi mükellefler, biz vereceğiz. Yani toplumun küçük bir kesimine, toplumun geniş kesimi şu an besliyor. Para aktaracak yani. Çünkü böyle olacak bu iş. Hükümet bunu bir yapacak. Şimdi diyorsun ki %25 faiz vererek Vermeyecek faizi. Hükümet vermeyecek. Lütfen dikkat. Hükümet vermeyecek. Hükümet vermiş gibi gözükse de onu bankalara da dayayacaklar o faizi. Sonuçta kur korumalı mevduattan vatandaşların çıkmaması için elinden geleni yapacaklar. Çünkü diğer türlü bir kur şoku geliyor diyorsun. Çok güzel. Ama ben de diyorum ki ya bu kadar yükü devlet, bankalar, hazine fark etmez nasıl kaldıracak dediğimde de bu iş birikiyor. En sonunda Rubil abi nereye geliyoruz? Bu süre zarfında. Seçime geliyoruz. Demek ki aslında matematiği hükümetin çok basit değil mi bana göre yani? Seçime kadar alabildiği kadar bu yükü omuzlayacak. Kaybederse zaten bu yük, yani bitmiş bir ülkeyi verecek muhalefete. Ama kazanırsa da bir şekilde de kazandım diyerek normalleşen bir sistemin kaymağını yemeye çalışacak.
Yani evet. Bu tamamen seçime kadar kuru tutma politikası olabilir mi diyorum. Seçime kadar Türkiye'nin vakti yok. Yok mu? Seçime kadar bu ekonomiyi, bu bıçak sırtı dengeler, hele hele dış dengeler, dış dinamikler bu kadar bozulmuşken götürebilmek imkanı yok. Lütfen herkes bir daha anlasın, anlatmaya çalışıyorum. Bak, ülkenin toplam rezervlerinin tamamı 122 milyar dolar. Bu ne demek biliyor musun Ferit? Türkiye'nin 4 aylık ithalatı demek ya. 4 aylık ithalatımız demek. Veya her ay 7.1 milyar dolar cari açık, dış cari açığı veriyorsan veya 10.3 milyar dolar dış cari açığı veriyorsan bir yıl içindeki dış ticaret açığını ancak karşılayacak. Türkiye'nin seçime kadar bu dengeleri hangi aracı kullanırsak kullanalım, hangi sihirli formülüye başvurursak başvuralım, seçime kadar bu dengeleri götürebilmenin imkanı, ihtimali yok. Nitekim bak Sayın Cumhurbaşkanı... Yani aslında durum o kadar kritik diyorsun yani. Kesinlikle bak, pragmatizmini seviyorum. Farkında mısın? Parlamentodan Sanayi ve Teknoloji Komisyonu, Odalar Birliği, Ticaret Odaları, iş dünyasının temsilcileri ve politikacılardan hemen hızlı bir şekilde Amerika'ya önümüzdeki hafta bir ekonomik ve ticari görüşmelerde bulunmak üzere bir heyet gönderiyoruz. Yani ben diyorum ya, Sayın Cumhurbaşkanı'nın bu eşsiz pragmatizmine hayranım. Yani öyle bir istikamet, öyle hızlı şekilde çark eder ki dış düşmanlar, şerefsizler, junta darbenin arkasındakiler bunlar falan filan desek bile pragmatizm ne gerektiriyorsa onu da yapar. Onu da yapıyoruz. Ben yapılmasın demiyorum. Ülkelerin menfaatleri gerektiriyorsa bu tür virajlarda dönülür. Ne diyeyim yani? Çaresiz durumdayız. Ferit, bunu hepimizin anlaması lazım. Güzel. Tamam. Sorularımızın cevabını güzel aldık. Bak çok soru geliyor bir taraftan. Bu bahsedilen süper bono mudur denen, onun ne olduğunu bilmeyenler var. Onun hiçbirisi devletin yükü. Bak süper bono, enflasyona endeksli tahvil. Bunların hepsi hazinenin yükünü artıracak Ferit. Bunların hepsi vergi mükellefinden çıkacak Ferit. Yani süper bono. Süper bono ne demek? Tablo bir ekranda duruyor mu? Tablo bir ekranda duruyorsa bu şu demek. %14'lük politika faiziyle enflasyon arasındaki farkı bile, yani tasarruf sahibini enflasyona ezdirmeyecek ölçüde bir hazinenin süper bonot ihraç etmesi demek. Kim ödeyecek bunu? Kim ödeyecek? Hazine. Hazine kim? Biz. Ferit, zaten 2022 yılının bütçesinde 240 milyar TL faiz ödemesi var. Ben iddiam da şudur ki zaten o 240 milyar faiz ödemesine yetmeyecek, o 300'ü geçecek zaten. Hazinenin yeniden süper bono, enflasyona endeksli kağıt çıkarması demek, o 240 milyar veya 300 milyar TL'lik faizin 350'ye çıkması demektir. Biz bu yükü kaldıramayız. Bu garip millet, bu fakir millet zaten ekmek alamıyor. Bugün Ankara'da ekmek fiyatları açıklandı. Ekmeğin kilosu 13 lira 75 kuruş oldu. Ekmeğin kilosu diyorum. Bak sakın tanesi anlaşılmasın. Ekmeğin kilosu 13 lira 75 kuruş oldu. Çok yakında bunun 20 liraların konuşulduğunu da göreceğiz. Asgari ücretlinin veya artık ortalama ücret haline gelmiş asgari ücretin bu milleti için artık açlık seviyesinin bile altında olduğunu bile bile süper bono, enflasyona endeksli tahvil, hazineden ödeyelim bunu bu şekilde. Benim bulduğum formülü lütfen herkes bir dinlesin. Önerdiğim formülü dikkate alsınlar. Ferit, bu enflasyonu azaltmak anlamında da bir araçtır. Niye biliyor musun? Eğer sen paranı enflasyon karşısında eriyeceğini bilirsen, önüne gelen paranın değeri kaybolmasın diye önüne gelen her şeyi satın alırsın. Bu enflasyonu artırmak bu demektir. Tasarrufları artırırsan
enflasyonu önlemenin yolu para politikası olarak, maliye politikası olarak yollarından biri de budur. Bir şey daha söylüyorum, şunu söylüyorum. Türk mevduat sahiplerinin vadeleri, bankalarda tuttuğu paraların vadeleri 32 gündür ortalama. Kur korumalı mevduatla 3 aya 6 aya çıkardığın için vade yapısını, bankaların kullanacağı, rahatça kullanacağı bir kaynağa da kavuşturuyorsun. Ama lütfen kimse de şunu bizden istemesin. Merkez Bankası 1 trilyon bankalara %14 ile fon kullandırıyor. Vatandaşın parasını %17 ile bankalar kullanıyor. %17 ile. Ama bu aldıkları ucuz kaynaklarla da üretimi, yatırımı desteklemiyorlar. Tüketimi destekliyorlar. Çünkü tüketici kredilerini tahsil etmek kolay. Ferit, ne dedim anlıyor musun? Yani bu bankalar aldıkları, kullandıkları ucuz kaynakla yatırıma dönüştürmüyorlar. İhracatı artıracak işler yapmıyorlar. Zaten rakamları söyledim. Ocak ayında imalat sanayi %2,5 küçülmüş. Ciro endeksine bakarsan enflasyonun 1/4 kadar azalmış. Yani enflasyon %11,5, ciro endeksi %3,3 olmuş. Ne demek? Enflasyonun 1/4 kadar büyüdüğüne göre 1/4 küçülme var demek. Bütün bu adımları attığımızda göreceğiz ki kur kontrol altına alınır demiyorum. Sakın yanlış anlaşılmasın. Sadece bunları yapmazsak kur şokuna uğrayacağız Ferit. Kimse bana aksini iddia edemez, ispat edemez. Bütün bunları yapmazsak kur şoku geliyor. Kur şoku. Bütün bunları yapsak da zaman kazanırız. Zaman kazanıyorsun sadece, yine kur şokunu. Kur şokunu erteliyorsun demektir bu. Bu kazandığımız zamanda bir şeyler yaptık. Yapmasak yine yapamayız. Yine bizi mukadder akıbet bekliyoruz.